Geçmiş olsun. Buyurun. Çok tatlı. Buyurun. Sizin kim? Kendi özelliklerine göre biz burada tasarlıyoruz. Renkli çıplar alıyoruz, onları kaplıyoruz. Kendi aile bireylerini işin içine dahil ediyoruz. Kendi yöreleriyle alakalı meyveleri, sebzeleri, onları dahil ediyoruz. Yine Konya'nın kendine özgü işleşim. Şeyi söyle, hani burada hani farklı bir bakiyemiz var. Bir tanesi çekçek kuran bakiyemiz var. Bu şekilde bazı özel çocuklarımız sevmiyorlar. Onları zaten biz seviyoruz. Gel, kucaklaşalım. Kerem'le eşleme yapıyoruz. İşte. Evet, yapar mı? Biz bakarken yapar mı? Nesne iliş eşlemede biraz hani zorlanıyoruz. Aynen. Hem eşleme yapıyoruz hem nesneleri üst üste dizme. Grup eğitim sınıflarımızdan birisi burası aynı zamanda. Muhammed müsaadenizle. Mustafa. Efendim buradayız. Teşekkürler. Pekmezler burada kaynatılıyor, turşular burada hazırlanıyor. Düğünler, sünnetler, toplanmalar burada yapılıyor. O evler duruyor. Binalar aynen duruyor herhalde. Binalar tabii aynı. Tabii 1900'lerin başında bir odada geçiyor. Hem misafirler bu odada ağırlanıyor, hem burada uyuyorlar, burada oturuyorlar, burada yemek yiyorlardı. Hatta yüklüklerinde banyo olur. Her aile kendi odasını yüklüyor. Çeyizlerin çok kıza verilen değeri gösteriyordu. Hatta çeyizler az bulunursa gelen misafir kadınların tarafından anası uyumuş da kızı büyümüş diye laflanıyorlar. Odamızda ayrıca müzemizde bulunan en eski bağış bulunuyor. Beşe doğru yaklaşabilirsiniz rahat görmek adına. Mindere ben şöyle kaldırayım da daha rahat edeyim. Burası doğum odamız. Loğusa odamız. Loğusa olan annemiz bebeğini öldürmesine sebep olacağı düşünülüyordu. Hatta Albastı'dan korumak için kızımızın kafasına böyle kırmızı bir kurdele, bir ip bağlanırdı. Bu bizim şamanist geleneğimizden gelen bir şey. Binler... Buradaki kanunu da orijinal olan bir kanun. Gördüğümüz müşteminat odadan zamanlık odunluk olarak. Ayrıca dışarı çıkıyor. Bunlar sadece erkekler için değil artık günümüzde. Kuyumuz içerisinde çok çok güzel olmuş ya. Tabii evin içerisinde 20-25 kişi yaşıyordu. Çünkü düşündüğümüzde 4 oğul varsa 4 gelin. Bunların çocukları. Teyzemiz ve bu dedemiz hacıdan geldiler. Hacı teyze ve dede bunlar. Tabii o dönem hac 9-10 ay süren bir ibadet. Çünkü deveyle, kervanlarla yapılıyor. Sizin yanınızdaki beyefendi de oğlumuzun babası. Bir de iki aileyi tanıyan, tanıştıran ara bulucu. Yani dünürbaşı olurdu. Dünürbaşımız da hemen yanımızda.